Herkese merhabalar. Sıra kimyaya geldi. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdiye kadar birinci üniteyi tamamladık arkadaşlar. Yani kimyasal hesaplamalar ve kimyanın kanunlarını tamamladık. Burada da mol kavramını gördük. Çok önemli kavramlarla karşılaştık. Şimdi ikinci ünitenin başlangıcını yapıyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir ünite. Neredeyse birinci dönemin tamamını birinci ünitemize ayırmıştık. Şimdi karışımların sınıflandırılması ve çözünme olayı diyeceğiz ve karışımlar ünitesine başlayacağız. Nelerden bahsedeceğiz peki? Şöyle bir toplayacak olursak arkadaşlar, öncelikle bir maddeleri sınıflandıracağız ve maddelerin sınıflandırılmasındaki karışımların payını burada dikkate alacağız. Ardından da karışımları homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki başlığa ayıracağız ve burada özellikle heterojen karışımların alt türlerini de dikkate alacağız. Ardından da çözünme olayını iyonik ve moleküler çözünme olarak iki başlık altında değerlendireceğiz. Nasıl gerçekleşiyor bu çözünme olayı? Neler var işin moleküler boyutunda? Bunları değerlendirmeye alacağız. Ve arkadaşlar, burada özellikle geçen seneden aklımızda kalması gereken bazı bilgiler çok önemli olacak. Zayıf etkileşimler kısmı özellikle, moleküllerde polarlı kapolarlı kısımlarını tekrardan şöyle bir hatırlamamız gerekecek. Eğer o konuları unuttuysak şöyle bir tekrar edip sonra buraya dönmemizde büyük bir fayda olacağını söyleyelim. Tabii ki bu dersi tamamlamamızın bize önemli katkıları olacak. Peki bu ders tamamlandığı zaman artık zihnimizde neler var? Günlük hayatta karşılaştığımız maddeleri saf madde ve karışım olarak sınıflandırmaya başlayacağız. Hemen karşımıza bir madde çıktığı zaman, bak bu saf bir maddedir ya da karışımdır diyebiliyor olacağız. Ve ardından da karışımların da alt türlerini göreceğiz. Yani karşımızdaki madde bir karışımsa homojen mi, heterojen mi? Heterojense de hangi heterojen tür, artık hepimiz belirleyebiliyor olacağız. Ve bir de tabii ki maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünememesine karar veriyor olacağız. Yani tuzu suya attık çözünüyor. Neden çözünüyor sorusuna artık cevabımız çok daha net olacak. Ve buradaki tabii ki tanecikler arası etkileşimler, yani hangi etkileşim oluşuyor da bunlar birbiri içerisinde çözünüyor. Ya da hangi etkileşim yüzünden çözünemiyorlar, işte buna karar verebiliyor olacağız arkadaşlar. Ve tabii ki bu da bizi ödevlendirmelerimize getiriyor. Arkadaşlar, ödev kitabı olarak karşımızda ilk olarak sıfırdan ona kimya kitabı olacak tabii ki. Temel ödevlendirme kaynağımız sayfa 78 ile 92 arası buradaki bizim ödevimiz olacak. Peki neler var ödevimizin içeriğinde ya da kitabımızın niteliğinde? Sol taraftaki sayfa arkadaşlar bize konu anlatımı yapan sayfa olacak. Sağ tarafta da bununla ilgili bir sayfa dolusu soru bizi bekliyor olacak. Her sayfa bu şekilde kendini tekrar edecek ve güzelce bize konuyu öğretecek. Ardından bölümü tamamladığımız anda da tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Bir sonraki bölüme hazır olmamızı sağlayacak şekilde. Sıfırdan ona kimya kitabını tamamladığımız zaman ise Dinamo kimya kitabı bir sonraki adımımız olacak arkadaşlar. Burada Tesra 1 ile 7 arası bizim ödevimiz olacak. Yani yeni ünitenin ilk testleri bizim ödevimiz olacak. Burada da arkadaşlar her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek karşımıza çıkacak. Çözümlü örnek aslında bir konuyu bize anlatan örnek olacak ve bununla ilgili 4 tane soru hemen sayfanın altında bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Bu şekilde her sayfada yeni bir konu öğrendikten sonra bölümü tamamlıyoruz ve tarama testleriyle karşılaşıyoruz. Tarama testlerini de tamamladıktan sonra ödevimizi güzelce bitirmiş oluyoruz. Her iki kitabımızda da arkadaşlar kare kodlar bizi video çözümüne yönlendirecek ve çözemediğimiz ya da kafamıza karışan, takılan herhangi bir sorunun cevabını video çözümlerinden bulabileceğiz. Ödevimizi de aldığımıza göre haydi bakalım neler var mı? Şimdi maddeleri nasıl sınıflandırıyorduk arkadaşlar? Demiştik ki madde saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılır. Yani saf olmayan bütün maddeler karışımdır. Peki saf maddeler kimlerdir? Element ve bileşik olmak üzere bunun da iki alt başlığı vardır. Arkadaşlar, element tek tür atomlardan oluşan bütün maddelere verdiğimiz isimdi. Ne gibi mesela, hemen örneklendirerek gidelim. Demir gibi, nikel gibi atomik yapılı da olabilir bu element dediğimiz mevzu. Ya da H2 gibi, işte O3 gibi aynı elementten oluşan, aynı tür atomlardan oluşan ama bir molekül yapısına da sahip olabilir. Bunların tamamını element olarak isimlendiriyoruz. Bileşik ise birden fazla tür atom içeren saf maddelerdi arkadaşlar. Burada mesela neyi örnek verebiliriz? Su mesela bir bileşiktir değil mi? Ya da sodyum klorür yine bir bileşiktir. Tek farkı neydi? Su moleküler yapıdaydı. Yani kovalent bağlardan oluşuyor ama sodyum klorür gibi metal içeren ya da anyon katyon içeren bileşik yapılarına iyonik bileşik adını veriyorduk. Çünkü iyonik bağlardan oluşuyordu. Geçiyoruz bizim asıl ilgilendiğimiz konuya, karışımlar kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Saf olmayan bütün maddeler karışımdır dedik. Ama
Karışımlarda da iki alt başlığımız olacak. Homojen ve heterojen olmak üzere. Ne demekti homojen? Hemen kısaca bir tanımlayarak başlayalım. Her yerinde aynı özelliği gördüğümüz ve tek fazlı bir görüntüye sahip olan maddelere, karışımlara homojen karışım adını veriyorduk. Birden fazla faz varsa, yani baktığımız zaman ya burası ayrı, burası ayrı şeklinde yorum yapabiliyorsak o maddelere, o karışımlara da heterojen karışım adını veriyorduk. Arkadaşlar, şu yanılgıdan bir kurtulmamız gerekiyor. Homojen deyince aklımıza direkt karışım gelmesin. Bak, saf maddelerin de tamamı aslında homojen özellik gösterir. Yani elementler de homojendir, bileşikler de homojendir. Ama karışımların da iki alt başlığından sadece birisi homojendir. Homojen olmak tek fazlı bir görüntüye sahip olmak demektir. Saf maddeleri şöyle o zaman bir nitelikleriyle değerlendirecek olursak örnekleriyle birlikte. Dedik ki element tek tür atomlardan oluşan saf maddedir. Sodyum, magnezyum, helyum gibi metaller, soygazlar ve yarı metaller atomik, yani tek atomlardan oluşan elementlerken, işte H2 gibi, Cl2 gibi iki atomlu veya O3 gibi, S8 gibi çok atomlu yapılarda moleküler elementlere örnek olarak verilebilir. Yeter ki tek tür atom olsun yapının içerisinde. Bileşiğe gelecek olursak, bileşiklerde de yine saf maddeler, bak yine homojenler bunlar da, ama birden fazla tür atom içermesini bekliyoruz. MgCl2, Na2SO4, bak bunlar iyonik bileşikler. Ancak su, karbondioksit ya da glikoz gibi sadece ametallerden oluşan molekül yapılarına da moleküler bileşik adını vereceğiz arkadaşlar. Ametaller varsa sadece işin içerisinde moleküler, metal de varsa işin içerisinde buna da iyonik bileşik adını veriyoruz. Şimdi burada bileşiklerle homojen karışımların, ki bir diğer adı çözeltidir arkadaşlar. Bak, bu çözelti kavramını gördüğümüz zaman bu aslında homojen karışım demek. İkisi tamamen aynı anlama gelecek, tamam mı? Bu ikisi birbirine çok karıştırılan iki kavram aslında. Çünkü görüntü itibariyle ikisinin de homojenliğe sahip olduğunu biliyoruz, tamam mı? Bunları birbirinden ayırt etmemizi sağlayan çok önemli farklılıklar var. Bu farklılıkları bilmemiz gerekiyor. Mesela bileşiğe neyi örnek verebiliriz? Hemen suyu örnek olarak verelim arkadaşlar. Ama çözeltiye örnek verecek olursak, iki farklı maddenin birbiriyle karışması gerekiyor. Çözeltiye de tuzlu su diyelim mesela. Tuzlu su bir çözelti örneği olarak verilebilir. Bileşenler arasında sabit oran. Hemen şunu görelim arkadaşlar. Suyun bileşenleri kim? Hidrojen ve oksijen, öyle değil mi? Bunlar arasında sabit bir oran var mı? İki hidrojene karşılık bir tane oksijen olacak ki buna su diyebilirim. H2O2 mesela başka bir bileşik. Bak, aynı atomlardan oluşmasına rağmen. Dolayısıyla sabit bir oran olması gerekiyor. Ama burada tuzlu su diyoruz arkadaşlar. Suyun içerisine azıcık tuz da katsan onun adı tuzlu sudur. Çok da tuz katsan onun adı yine tuzlu sudur. Dolayısıyla belli bir oran yoktur. Ki oranlarla ilgili ifadeleri sonraki derslerimizde derişim olarak değerlendireceğiz. Bileşen özelliklerini korur mu yoksa kaybeder mi? Bu ayrı bir fark olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Mesela suyun yapısına baktığımız zaman hidrojen ve oksijene ait herhangi bir özelliği görebiliyor muyuz? Hidrojenden de oksijenden de alakasız bambaşka yepyeni bir madde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bileşen özelliklerini tamamen kaybeder, taşımaz. Ama tuzlu suya geldiğin zaman tuzun da suyun da nitelikleri hala daha korunmaya devam ediyor. Dolayısıyla bileşen özellikleri burada korunmaya devam eder, vardır diyeceğiz. Hal değişimi esnasındaki sıcaklık, bu da çok önemli bir fark. Hani hatta grafiklerde falan da aslında sadece grafiği görerek bir maddenin karışım mı yoksa saf madde mi olduğunu ayırt edebiliyoruz. Çünkü hal değişimi esnasında sıcaklık bileşiklerde sabittir. Mesela sudan bahsediyorsan 0 santigrat derecede donar, değil mi? Ya da 100 santigrat derecede kaynar eğer bir atmosferlik basınç altındaysa. Dolayısıyla sabit bir sıcaklıkta bütün değişim gerçekleşir. Ama çözeltiler kaynarken ya da işte donarken, yani hal değiştirirken sıcaklığı da değişmeye devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla değişken bir şekilde devam eder diyeceğiz. Bileşenlerine ayrıştırma yönteminin fiziksel ya da kimyasal olması noktasına gelecek olursak, şimdi bileşiği oluşturan etkileşim türüne bakacak olursak, hidrojen ve oksijenler arasında kovalent bağ var, yani güçlü bir etkileşim var ve diyorduk ki güçlü etkileşimler kimyasal özellik gösterir. O yüzden de sen bunu bileşenlerine ayırmak istiyorsan kimyasal bir yöntem kullanmak zorundasın. Ancak tuzlu suyu bileşenlerine ayırmak için sadece suyu atıyorum buharlaştırman yeterli. Yani fiziksel bir değişim uygulaman yeterli. Çünkü
Bunlar arasında oluşan etkileşimlerin iyon dipol etkileşimleri olduğunu ve zayıf bir etkileşim olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla da fiziksel bir etkileşimi kırman gerekiyor. O yüzden de fiziksel bir değişim yeterli olacak. Yöntem olarak da fiziksel bir yöntem kullanmamız yeterli olacak ki zaten ünitenin sonunda da aslında karışımları, bileşenlerini ayrıştırma yöntemlerini inceleyeceğiz ve bunların hepsinin fiziksel yöntemler olduğunu belirteceğiz. Buna göre aşağıda verilen özelliklerin bileşik ve çözeltiler için doğru olup olmadığını belirtiniz demiş. Şimdi tek fazlı homojen bir görüntüye sahiptir. Arkadaşlar bileşikler, elementler, bütün saf maddeler hal değişimi dışında hep homojen görünüyordu. Dolayısıyla bileşikler homojen özellik gösterir. Çözelti zaten homojen karışımların bir diğer adıydı. Dolayısıyla onlar da homojen özellik gösterecektir. Birden fazla tür atomdan oluşmuştur arkadaşlar. Bileşikler için bu doğru bir ifade. Çünkü sudan bahsediyorsan hidrojen ve oksijen var. Tek tür atom olsaydı eğer element olarak adlandırırdık zaten. Çözeltilere gelecek olursak onlar da yine aynı şekilde birden fazla maddenin karışmasıyla oluştuğu için çözeltilerde birden fazla tür atomdan oluşur diyeceğiz. Ayırt edici özelliklere sahip olma. Nedir ayırt edici özellik? Arkadaşlar kaynama noktası, donma noktası, elektrik iletkenliği, yoğunluk gibi kavramlar, özellikler ayırt edici özellik olarak geçiyordu. Şimdi bileşiklerin bazı ayırt edici özellikleri var. Sudan bahsediyorsan mesela 100 santigrat derecede kaynıyordu değil mi? Ama çözelti tuzlu sudan bahsediyorsan 100 santigrat derecede kaynamaz. Daha doğrusu belli bir sıcaklıkta kaynamaz. Bu içindeki tuzun oranına bağlı olarak değişiyor. Oran sabit olmadığı için de sıcaklık değeri de değişiyor. Dolayısıyla belli ayırt edici özelliklere sahip değildir çözeltiler. Bileşenlerinin özelliklerini taşıma. Bunun için ne dedik? Bileşikler bileşen özelliklerini kaybederek yepyeni maddeler ortaya çıkarır. Ama çözeltiler bileşenlerinin özelliklerini taşımaya devam eder. Sadece kimyasal yollarla bileşenlerine ayrışma tabii ki bileşikler için geçerli. Ancak çözeltiler fiziksel yollarla da bileşenlerine ayrılabiliyorlar. Dolayısıyla bunun için yanlıştır dememiz gerekecek. Homojen ve heterojen karışımlar arasındaki farklara gelecek olursak. Şimdi tanımlarken ne dedik? Homojen karışım tek bir görüntüye sahiptir ve her yerinde aynı özelliği gösterir. Yani bileşenler birbiri içerisinde tamamen dağılmıştır. Ama heterojen karışımda bu tam dağılma gerçekleşmez. Dolayısıyla da baktığın zaman sen alt tarafta ve üst tarafta farklı maddeler görebilirsin. Ya da birbiri içerisinde tamamen dağılmadığı için farklı yerlerde farklı özellikleri görebilirsin. Heterojen bir karışımdan bahsediyorsan. Bekletildiğinde çökelti dolayısıyla oluşmasını beklemiyoruz homojen karışımların arkadaşlar. Tuzlu su homojen bir karışım mesela öyle değil mi? İstediğin kadar beklet o öylece kalacaktır herhangi bir şekilde dipte tuz oluşumu görmeyeceksin. Ama bir çamurdan bahsediyorsan çamurlu sudan bahsediyorsan biraz beklediğin zaman dip tarafta bir toprak tabakasının oluştuğunu suyun üst tarafta biriktiğini göreceksin. Demek ki heterojen karışımlarda çökelti oluşumunu bekleyeceğiz. Ve tabii ki görüntü olarak da heterojen karışımlarda çoklu madde görünümünün olmasını bekleyeceğiz. Gaz ve sulu çözeltiler genellikle saydam özellik gösterecek. Tuzlu su baktığın zaman arka tarafını gayet net bir şekilde görebiliyorsun öyle değil mi? Ama heterojen karışımlar genellikle bulanık bir görüntüye sahip olacaklar arkadaşlar. Gaz ve sulu çözeltiler süzgeç kağıdından da geçebilecek. Bu çok küçük taneciklerden oluşmalarından kaynaklanıyor. Kolaylıkla geçebilirler. Sen tuzlu suyun içerisinde çözdüğün zaman tuz, sodyum ve klor şeklinde bütün küçücük iyonlara ayrıştığı için bu gözeneklerden rahatlıkla geçebiliyor. Ama heterojen karışımlar süzgeç kağıdında takılıp kalıyorlar. Bu da zaten aslında ayırt etme yöntemlerinde önemli bir ön plana çıkacak, yer alacak. Homojen karışımlar katı sıvı ve gaz halde bulunabiliyorlar. Aynı şekilde heterojen karışımlardan da bahsedebiliriz. Yani birleşen maddelerin türlerine göre fiziksel hallerde tabii ki değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi gelelim alt türleri ayrı ayrı değerlendirmeye. Homojen karışım. Dedik ki bak bütün homojen karışımlar çözelti olarak adlandırılır. Genel nitelikleri nedir? Bileşenler birbiri içerisinde tamamen dağılmıştır. Tek fazlı bir görüntüye sahip olacaklar. Altta ayrı üstte ayrı bir görüntü beklemiyoruz. Ve her yerinde aynı özelliği gösterir. Ve bileşen fazlarına göre biz bunları gruplandırabiliriz. Mesela bir alaşımdan bahsediyorsak. Bak bileşenlerin fazları nedir? İkisi de metallerden oluşan bir yapı olduğu için katı katı fazla bir homojen karışım vardır. Bunun adı nedir? Gene çözeltidir. Şerbet
biri katı, diğeri sıvı olmak üzere iki farklı bileşenden oluşur, öyle değil mi? Su ve şeker sonuç itibariyle. Ama bunun adı da çözeltidir. Alkol, su, ikisinin de sıvı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sıvı sıvı çözelti, gene çözelti. Gazozdan bahsediyorsak, gazoz aslında karbondioksit gazının suda çözünmesiyle elde edilir. Dolayısıyla gaz sıvı şeklinde değerlendirebiliriz. Bu da bir çözeltidir. Ve havadan bahsediyorsak, havadaki bütün bileşenler tabii ki gaz fazında. Yani gaz gaz çözelti olarak biz bunu değerlendirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Tüm alaşımlar ve tüm gaz gaz karışımların hepsi homojen özellik gösterir. O yüzden bunların hepsini çözelti olarak adlandıracağız. Yani burada pirinç değil de çelik dediği zaman bir şey değişmeyecek. O da homojendir. Dolayısıyla o da bir çözeltidir. Ya da burada temiz hava demese de herhangi bir gaz karışımı verse biz onun çözelti olduğunu bileceğiz. Çünkü gaz tanecikleri birbiri içerisinde tamamen dağılma özelliğine sahipler. Bu yüzden de her zaman için homojen karışım oluştururlar. Şimdi aşağıda verilen çözeltilerin birleşen fazlarını belirtiniz demiş arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Ne dedik? Hava için gaz gaz karışımdır. Şerbet için katı sıvı olduğunu zaten belirttik. Gazozdan bahsedecek olursak bunun gaz sıvı bir çözelti olduğunu belirttik. Tuzlu suda mesela arkadaşlar ne var? Katı halde bir maddemiz var, tuz var. Bir de sıvı halde suyumuz var. Dolayısıyla katı sıvı çözelti. Tunç arkadaşlar bir alaşım olduğuna göre, yani metaller arasında oluştuğuna göre, civa alaşımları hariç hepsi için katı katı alaşımdır diyebiliriz ya da çözeltidir diyebiliriz. Kolonyanın sıvı sıvı olduğunu biliyoruz, alkol ve sudan oluşan bir çözelti. Çelik yine bir alaşım olduğuna göre katı katı olmasını bekliyoruz tabii ki. Kola tıpkı gazoz gibi, o da gaz ve sıvıdan oluşan bir çözeltiyi elde ettiğimizi biliyoruz. Geçelim heterojen karışımlardan bahsetmeye arkadaşlar. Bu defa birden fazla fazı görmemiz lazım. Yani maddelerin birbirinden ayrık bir şekilde durması gerekiyor ki biz onu heterojen karışım olarak değerlendirelim. Ve madde her yerinde aynı özelliği göstermeyecek. Farklı noktalarda farklı özelliklere sahip olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ve bunun alt başlıkları çok önemli olacak. Ve alt başlıkları da birleşenlerin fiziksel halleri belirleyecek. Mesela her ikisi de katıysa eğer bileşenlerin, yani katı katı heterojen bir karışım varsa biz ona basit veya adi karışım adını vereceğiz. Ne gibi? Kumla çakıl ya da salatanın bütün bileşenlerinin katı olduğunu dikkate alacak olursak katı katı heterojen bir görüntü var. Dolayısıyla da bu basit adi karışımdır. Bak şunu karıştırmıyoruz arkadaşlar. Alaşımlar da basit adi karışım mı? Değil. Çünkü alaşımlar homojen olduğu için çözelti adını alır. Bu alt başlıkları alabilmesi için karışımın heterojen olması gerekiyor. Mesela eğer bizim maddemiz katı ve sıvıdan oluşan heterojen bir karışımsa buna da süspansiyon adını vereceğiz. Ne gibi? Tebeşir tozu su. Sen bu karışımı oluşturduğun zaman tebeşir tozu dipte toplanacak, su üstte kalacak değil mi? Dolayısıyla heterojen, bu yüzden de süspansiyon. Ya da çamur, su ve topraktan oluşan bir karışım. Heterojen olduğu için biz onu süspansiyon olarak adlandıracağız. Ama şu yanlış algıdan kurtulalım. Tuzlu su katı sıvı olduğu için bir süspansiyon değildir. Katı sıvı olmasına rağmen homojen bir karışımdır. Dolayısıyla tuzlu su bir çözeltidir diyeceğiz. Emülsiyona gelecek olursak arkadaşlar, bu defa da sıvı sıvı heterojen karışımlara verdiğimiz özel ad emülsiyon olacak. Ne gibi? Zeytinyağı su. Su dipte kalıyor, zeytinyağının üstünde kalıyor. Ya da benzin suda, su dipte kalıyor, benzin onun üstünde kalıyor. İki farklı fiziksel hal var, faz var. Dolayısıyla heterojenler, dolayısıyla da emülsiyon olarak adlandırılırlar. Alkol su mesela sıvı sıvı. Peki o zaman emülsiyon mu? Değil, çünkü homojen olduğu için çözeltidir diyeceğiz. Aerosol dediğimiz durumda arkadaşlar, bir kere gaz fazı kesin bu cepte olacak. Ama gazın karşısındaki sıvı veya katı olabilir, fark etmiyor. Gazların oluşturduğu bütün heterojen karışımlara aerosol adını vereceğiz. Mesela sis sıvı gaz bir karışımıdır, öyle değil mi? Ya da duman, is tabakasından bahsediyoruz sonuç itibariyle. O da katı gaz karışımdır. Ve heterojen görüntüsünden ötürü de aerosol olarak adlandırılır. Bu dört alt türümüz önemli olacak. Sorularla da kesinlikle karşımıza çıkacak. Bir de beşinci durumumuz var arkadaşlar. Şimdi koloid homojen mi heterojen mi bizi ikilemde bırakan aslında bir durum. Arada kalmışlık var bunun içerisinde. Diyeceğiz ki bir maddenin sıvı içerisinde askıda kalma durumuna koloid adı verilir. Şimdi çözelti, koloid ve süspansiyon şeklinde 3 aslında grup ayıracak olursak, hani dedi ki koloid
heterojenle homojenin arasında kalmış bir durumdur. Diyeceğiz ki eğer ki 10 üzeri eksi 9 metrenin altında tanecik boyutuna sahipse bu çözeltidir. Çok çok küçük parçalara ayrışmış bir şekilde yapıyı oluşturuyorsa. Eğer 10 üzeri eksi 6 metrenin üzerinde bir tanecik boyutuna sahipse bu da artık gözle görülebilecek kadar büyük taneciklerden oluştuğu için süspansiyon olarak adlandırılacak. İşte koloid dediğimiz bu aralıkta kalmış tanecik boyutuna sahip olan karışım türüne verdiğimiz ad olacak. Bunun örnekleri nedir? Kan, süt ve boya en sık bir şekilde karşılaşacağımız 3 koloid örneği bunlar olacak arkadaşlar. Bunlar da bir çözelti mi var elimizde, yani homojen mi dersek hayır değil ama diğer süspansiyonlar gibi bir çamur gibi direkt ilk bakışta görebileceğimiz bir heterojen durum da ortada yok. Dolayısıyla da bu arada kalmışlığı değerlendirmemiz gerekecek. Burada arkadaşlar karşımıza çıkan bir karışımın çözelti mi, koloid mi yoksa süspansiyon mu olduğunu kararlaştırmamızı sağlayan çok önemli bir deneyimiz, bir etkimiz var. Tyndall etkisi adını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi Tyndall etkisi ne işe yarar peki? Bir karışımın üzerine bir ışın demeti gönderirsin ve incelemeye başlarsın, tamam mı? Eğer gönderdiğin ışınların hiçbiri ne sapmaya uğruyor, yani ne dağılıyor ne de soğurmuyorsa eğer buradaki karışım tarafından, yani olduğu gibi çıkıp yoluna devam ediyorsa bu onun çözelti olduğunu gösterir arkadaşlar. Çünkü çözeltide tanecikler o kadar küçüktür ki, yani 10 üzeri eksi 9'dan bile küçük taneciklerden bahsediyoruz sonuç itibariyle. O tanecikler üzerlerine gelen ışığı soğurma veya dağıtma kapasitesine sahip olamıyorlar. Süspansiyona gelecek olursak bu defa tam tersi daha büyük tanecikler var. 10 üzeri eksi 6'dan bile büyük taneciklerdi. Bunlar üzerine gelen ışını hem soğurmaya hem de dağıtmaya muktedir tanecikler. Dolayısıyla da üzerlerine gelen ışının bir kısmı soğurulacağı için eksilecek. Çıkan tanecikler, çıkan ışınlar da dağılarak çıkmış olacaklar. Tamam mı? Bu da bize elimizdeki maddenin süspansiyon olduğunu gösterecek. Ama elimizde bir kan varsa mesela, yani bir koloid yapısı varsa, şimdi tanecik boyutu ne 10 üzeri eksi 6 kadar küçük ne de büyük ne de 10 üzeri eksi 9 kadar küçük. Arada kalmış bir durum var. Dolayısıyla da bu tanecikler ışığı soğuramazlar. Bu kadar büyük değiller ama ışığı dağıtabilecek kadar da büyükler. Dolayısıyla da gönderdiğimiz ışın demeti olduğu gibi diğer taraftan çıkacak ama dağılarak çıkmış olacak. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Lazer ışığını saf suyun üzerine ya da tuzlu suya gönderdiğin zaman olduğu gibi çıkmasını bekliyorsun. Suyun içerisindeki ilerleme güzergahını çıplak gözle göremiyorsun, öyle değil mi? Ama sen kanın üzerine lazer ışığını tuttuğun zaman lazerin kanın içerisindeki ilerleme güzergahını komple görmen mümkün oluyor. Bu dağıtabilme kapasitesinden kaynaklanıyor. İşte o da kanı koloid olarak isimlendirmemizin önemli bir değeri oluyor. O zaman birkaç tane örnek yapalım şimdi daha netleştirmek için. Aşağıdaki özelliklerin homojen ve heterojen karışımlar için doğru olup olmadığını tespit ediniz diyor. Bekletildiğinde asla çökelme olmuyorsa bu onun homojen olduğunu gösteriyor. Çünkü heterojen karışımlarda çökelme genellikle bekliyoruz. Çoklu madde görünümünde olmak heterojen karışımların özelliğiydi. Homojen olarak adlandırmamız için tek fazla bir görüntü olması gerekiyordu. Gaz ve sıvı hali genellikle süzgeç kağıdından geçer diyor arkadaşlar. Bu hangisi için geçerli? Şimdi süzgeç kağıdından geçmesi için çok küçük taneciklerin olması gerekiyor. Bu da homojen karışımlara ait özellikti. Heterojen karışımlar genellikle süzgeç kağıdına takılıyorlardı. Büyük taneciklerden oluştuğu için. Bileşenler arasında sabit oran yoktur arkadaşlar. Bu ikisi için de doğrudur. Çünkü bileşenler arasındaki sabit oran bileşik kavramı için, yani saf maddeler için geçerliydi. Karışımlarda belli bir oran beklemiyoruz. Ve ayırt edici özellikleri vardır cümlesi her ikisi için de yanlıştı. Çünkü ayırt edici özellikler ancak saf maddelerde olabiliyordu. Karışımların ayırt edici özellikleri yoktu. Bileşenlerin oranlarına bağlı olarak bu özellikler değişiyor. Bir diğer örneğimizde bize demiş ki aşağıdaki heterojen karışım türlerinin bileşen fazlarını belirterek birer örnek veriniz. Mesela basit adi karışım arkadaşlar. Bileşen fazları neydi bunların? Katı katı heterojen karışımlara biz basit adi karışım diyorduk. Mesela salatayı buraya örnek olarak vermiştik. Süspansiyon dediğimiz zaman hemen aklımıza ne geliyordu? Katı sıvı heterojen karışımlar geliyordu. Örnek olarak ne verebiliriz bir süspansiyon o zaman arkadaşlar? Heterojen olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela bir şekerli suyu buraya örnek olarak veremeyiz. Neyi veririz? Ayranı veririz arkadaşlar.
yoğurt katı, su sıvı halde ve heterojen bir şekilde oluşturuyorlar yapıyı. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımlara verdiğimiz isimdi. Dolayısıyla iki fazı da sıvı olması gerekiyor. O zaman ne dedik? Mesela zeytinyağı, su buranın en bilindik örneklerinden birisidir zaten. Aerosola gelecek olursak burada dedik ki gaz fazı cepte bu kesin olacak. Diğer faz katı da olabilir, sıvı da olabilir. İşte böyle bir karışımdan bahsediyorsak ona aerosol adını veririz. Ne verdik örnek? Sis verdik, duman verdik. Veya mesela deodorantları buraya yine örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Deodorant, aynen. Özellikle mesela pudralı bir deodorant yapısı varsa biz bunu kullanmadan önce çalkalamak zorunda kalıyoruz değil mi? Çalkalamamızın sebebi içerideki karışımın heterojen olması. Bu heterojenleri gidermek için zaten çalkalıyorsun. Veya hani aklımızda yer etmesi için ayranı da mesela çalkaladıktan sonra içmemizin sebebi yapının heterojen olması. Kimsenin şerbeti illaki içmeden önce çalkalama gibi bir ihtiyacı olmuyor. Çünkü zaten yapı homojen olduğu için çökme gibi bir şey orada beklemiyoruz. Burada çökelme olduğu için çalkalama ihtiyacı hissediyoruz. Aşağıdaki karışımların türlerini belirtiniz diye bir örnek daha çıkmış arkadaşlar karşımıza. Sürekli çıkacak aslında örnekleri tekrar tekrar çözmüş iyice zihnimizde yer etmiş oluyoruz buna. Zeytinyağı su demiş mesela. Bakın arkadaşlar sınıflandırma yaparken ilk bakacağımız şey homojen mi heterojen mi buna bir karar vermek. Homojen veya heterojen kararını verdikten sonra eğer cevabımız heterojense de hangi alt türe ait olduğunu fiziksel hallerden belirlememiz gerekecek. Zeytinyağı su heterojen, heterojense alt başlığa gitmemiz lazım. Sıvı sıvı heterojen olduğuna göre emülsiyondur dememiz gerekecek arkadaşlar. Kolonya homojen mi heterojen mi homojen. Homojense başka bir şeye bakmaya gerek yok. Bu bir çözeltidir diyeceğiz. Siz heterojen heterojen olduğuna göre gaz sıvı karışımı olduğu için biz buna aerosol adını vereceğiz. Kan, kan, süt ve boya özellikle bunları gördüğümüz anda yapıştırıyorduk arkadaşlar. Bu bir koloid türünde karışımdı. Benzin su bak sıvı sıvı ama heterojen dolayısıyla heterojen olduğu için hemen yapıştırmamız lazım. Bu bir emülsiyon yapısıdır. Ayran heterojen o zaman alt türe gitmemiz lazım. Katı sıvı olduğuna göre bu bir süspansiyondur dememiz gerekecek. Kum çakıl heterojen bir karışım var karşımızda ve iki fazla katı olduğuna göre basit veya adi karışım olarak bunu sınıflandırmamız gerekecek. Çelik bir alaşım. Alaşımların hepsi homojendi ve homojen olduğu için de bu bir çözelti özelliği göstermeliydi. Geliyoruz arkadaşlar çözünme olayından bahsedelim biraz daha. İki madde birbiri içerisinde nasıl çözünür, nasıl fazlar birbiri içerisinde dağılır. İki maddenin birbiri içerisinde tamamen dağılması sonucu oluşan tek fazlı karışım. Arkadaşlar şimdiye kadar nasıl gördük biz bunu? Homojen karışımların aslında tanımı var karşımızda. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerde miktarı fazla olan maddeye gelecek olursak. Bak şimdi homojen karışımı yani çözeltiyi tanımladık burada. Şöyle çözelti olarak da bir parantezle belirtelim. Şimdi geldik çözeltinin bileşenlerini belirtmeye. Miktarı fazla olan aslında diğer maddenin miktarı az olanın içinde dağıldığı madde oluyor öyle değil mi? Dolayısıyla dağıtıcı faz olarak da bunu değerlendirebiliriz. Biz ona çözücü adını vereceğiz arkadaşlar. Yani çözeltiyi oluşturan maddelerden çözen kişiye çözücü adı veririz. Bunu da miktar bize belirtir. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerden miktarı az olan madde yani dağılan fazdan bahsedeceksek de bu defa da onu çözünen olarak isimlendireceğiz arkadaşlar. Çözücünün içerisinde çözünerek çözelti yapısını oluşturuyor tamam. Dolayısıyla da bunlar arasında şöyle bir matematiksel hesaba gelecek olursak eğer bir çözünen madde kendisini çözecek bir maddeyle yani çözücü ile buluşursa oluşturdukları yapı çözelti olarak adlandırılır şeklinde basit bir sistematiğe gidebiliriz. Şimdi çözünme olayı da bu çözücü ve çözünen arasında oluşan etkileşimlere bağlıdır tamamen. Bu etkileşim yeterli bir etkileşim olursa çözünme olayı gerçekleşir. Olmazsa çözünme olayı gerçekleşmez diyeceğiz. Çözünme olayı gerçekleşirse elde ettiğimiz yapı çözelti olur. Gerçekleşmezse ne olur? İşte o zaman da heterojen bir karışım olur alt türlerinden az önce bahsettiğimiz gibi. Şimdi dolayısıyla da çözünme olayı üzerine biraz konuşmamız lazım. Burada arkadaşlar çözünen maddelerin ve çözücünün tabii ki kimyasal türü aslında bize oradaki çözünme olayını belirtecek. Eğer çözünen maddemiz iyonik bir bileşikse arkadaşlar ne gibi işte sodyum klorür gibi işte magnezyum nitrat gibi herhangi bir şekilde iyonik bir yapıya sahipse çözünme olayı da iyonik olarak gerçekleşmelidir. Ama
moleküler bir yapıdan bahsediyorsak, hem çözücü hem de çözünen madde molekül yapısındaysa, bu defa da moleküler olarak adlandıracağız burada gerçekleşen çözünme olayını. Peki bunu fiziksel bir yapı olarak, daha doğrusu bir tepkime olarak gösterecek olursak ne diyeceğiz? Bak, sodyum klorür katı haldeyken biz bunu suyun içerisine attığımız zaman sodyum ve klor iyonlarına ayrışmasını bekleyeceğiz. Yani iyonik bir bileşik suda çözündüğü zaman iyonların ayrışır ve serbestçe dolaşabilen iyonlar, yüklü tanecikler oluşturduğu için de elektriği iletebilen bir çözelti ortaya çıkar. Deniz suyunun elektriği iletebiliyor olmasının sebebi iyonik yapıların suyun içerisinde çözünmüş bir şekilde olması. Tamam mı? Ama moleküler yapıya geldiğimiz zaman molekülün yapısında hiçbir değişiklik yok. Buradaki gibi iyonlara ayrışma gibi bir durum yok. Sadece moleküler olarak suyun içerisinde ya da çözücü olan madde hangisiyse onun içerisinde dağılmaya başlar. Bu da ortamda yüklü tanecik olmadığı için elektriği iletemeyen bir çözelti elde etmemizi sağlar. Mesela şekerli suyun elektriği iletemiyor olması moleküler bir çözünme sürecinin sonucunda oluşmuş olmasından kaynaklanıyor. Bu çözünme türlerini ayrı ayrı şöyle bir değerlendirecek olursak moleküler boyutta nasıl gerçekleşiyor? İyonik çözünme için dedik ki burada arkadaşlar anyon ve katyonlar birbirinden ayrılır ve çözücü olan maddenin tanecikleriyle yeni etkileşimler oluşturur. Şimdi burada yeni etkileşim olarak diyeceğiz ki iyonlar var elimizde tanecik olarak, bir de bunların içerisinde çözündüğü moleküller var ve bu moleküller genellikle polar moleküller olacak. Dolayısıyla da polar moleküllerin oluşturduğu dipollerle buradan iyonik bileşikten gelen iyonlar arasında oluşan iyon dipol etkileşimleri sayesinde bu çözünme olayı gerçekleşir diyeceğiz. Mesela sodyum klorürün çözünme olayını şöyle moleküler boyutta değerlendirecek olursak. Dedik ki sodyum klorür katyon ve anyon olarak birbirinden ayrışır değil mi? Sodyum katyonları ve klor anyonları ortamda dolaşmaya başlar. Şimdi suyun molekül yapısını hatırlayacak olursak, hani Lewis yapısını şöyle çizmiştik. Demiştik ki oksijen elektronegatifliğinin yüksek olmasından ötürü kısmi olarak eksi, hidrojenler ise kısmi olarak artı yükle yüklenirler. Dolayısıyla buradaki artı yüklü katyonu suyun negatif ucu, yani oksijen tarafının gelip tutmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla sodyum iyonları etrafı suyun oksijenleri tarafından sarılarak bir çevrelenmeye alırlar. Bu şekilde de tutularak ortamdan uzaklaştırırlar. Bunun çok benzeri şekilde negatif yüklü anyonlarımız, yani klor iyonları da suyun artı kutupları tarafından, yani hidrojenleri tarafından şöyle çevrelenir. Burada oluşan etkileşimler sayesinde ortamdan koparılarak uzaklaştırılırlar ve çözelti içerisinde dolaşmaya başlarlar. Tamam mı? Şimdi peki burada tanecikler arasında oluşan etkileşimi değerlendirecek olursak ne diyeceğiz? Sodyum bir iyon sonuç itibariyle ve oksijenler, suyun oksijenleri, yani dipol kutupları da bunlarla etkileşime girdiği için etkileşimin türü iyon dipol olarak adlandırılacak. Çok benzer şekilde negatif yüklü iyonlar var ve suyun pozitif kutupları, dolayısıyla da oradan gelen diğer dipoller bununla etkileşime girdiği için buradaki etkileşimin türü de aynı şekilde iyon dipol olarak adlandırılacak. Değişen tek şey iyonun yükü ve moleküldeki bu iyonu tutan kısmi yük kısmının değeri olarak değerlendirilecek. Şimdi iyonik çözünme olayı için diyeceğiz ki eğer herhangi bir iyon su molekülleri tarafından burada gördüğümüz gibi çevrelenirse burada oluşan yapıya hidrat adını veririz. Dolayısıyla da eğer iyonik bir bileşiğin çözünmesi olayında çözücü su ise bu olayı hidratasyon olarak adlandırırız. Ama bütün çözeltiler suyla oluşturulmak zorunda değil. Tuzu alkolde de çözebiliriz sonuç itibariyle. Orada gerçekleşen olay da çok benzer bir süreç olmasına rağmen oluşan yapılara hidrat olarak adlandırmıyoruz. Dolayısıyla olayın adı da hidratasyon olamaz. Bunun yerine ne kullanırsak kullanalım solvatasyon olarak adlandıracağız. Yani iyonik bir çözünmede çözücü su ise olayın adı hidratasyondur. Su değilse bu defa bu olayın adı solvatasyon olarak adlandırılır. Moleküler çözünmeye gelecek olursak arkadaşlar burada sürecimiz bir tık daha farklı. Moleküllerde herhangi bir şekilde iyonlaşma yok. Dolayısıyla molekül olduğu gibi suyun içerisinde ya da çözücünün içerisinde dağılacağı için burada taneciklerin türü, yani polar ya da apolar oluşu çözünme sürecini etkiler. Burada kural olarak şunu diyeceğiz arkadaşlar. Benzer benzeri çözer. Yani benzerlikten kastımız polarlık olacak tabii ki bu arada. İki molekül yapısının ikisi de polarsa birbiri içerisinde çözünmesini bekleyeceğiz. Bak, polar var, polar var, çözünürler.
İkisi de apolarsa gene birbirlerine benzedikleri için çözülmelerini bekleyeceğiz ama bir polar molekül yapısı ve apolar molekül yapısı bir araya geldiği zaman burada çözülme beklemiyoruz. Onun yerine bir heterojen yapı oluşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ikisi de birbirine benziyorsa oluşan yapı çözelti olacak ama benzemiyorsa eğer burada büyük ihtimalle ikisi de sıvı haldeyse emülsiyon yapısını elde edeceksin. Mesela bir heterojen karışım ortaya çıkacak. Peki etkileşim türlerini nasıl değerlendirebiliriz? Yani benzerlikten ötürü oluşan bir çözünme var ama bu çözünmeyi meydana getiren etkileşim olması gerekiyor. Şimdi dedik ki iyonlarla polar moleküller arasında bir çözünme süreci gerçekleşirse iyon dipol etkileşimleri bunun sebebidir. Ama iki apolar madde, bak önce bir çözünür mü çözünmez mi ona karar verelim. I2 de apolar, CCl4 de apolar. Bunlar birbiri içerisinde çözünür diyeceğiz. Etkileşimin türü nedir? İkisi de apolarsa ikisinden de indüklenmiş dipoller gelir, öyle değil mi? O zaman etkileşimin türü indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olur ki buna özel isim olarak London çekim kuvveti diyeceğiz. Yani apolar molekül yapılarının birbiri içerisinde çözülmesini sağlayan temel etkileşim türü London çekim kuvvetleridir. Bunu genelleme olarak yapabiliriz. pH3 ve H2O. Arkadaşlar pH3 polar, su o da polar. O zaman birbiri içerisinde çözülmelerini bekleyeceğiz tabii ki. Diyeceğiz ki polar moleküller dipolleri oluşturuyordu. Dolayısıyla her ikisinden de dipoller geleceği için etkileşimin türünün dipol dipol olmasını bekleyeceğiz. Ama bak şurada şöyle bir olaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hidrojen bağını bir hatırlayalım. Hidrojen bağı deyince aklımıza fon grubu elementler geliyordu ve bunun hidrojenli bileşikleri arasında oluşan etkileşim türüne hidrojen bağı adını veriyorduk. Diyeceğiz ki eğer moleküllerin ikisi de polarsa iki ihtimalimiz var. İkisi de fon kuralına uyuyorsa etkileşimin türü hidrojen bağıdır. Birisi bile uymuyorsa burada olduğu gibi dipol dipol etkileşimi vardır. I2 ve H2O arkadaşlar, bakıyoruz hemen apolar, bu da polar. Dolayısıyla benzer benzeri çözer prensibinden ötürü birbiri içerisinde çözülmeyecekler. Peki etkileşimin türü ne olacak? Polardan ötürü dipoller gelecek. Apolardan ötürü de indüklenmiş dipoller gelecek. O yüzden etkileşimin türü dipol indüklenmiş dipol olacak. Ve diyeceğiz ki bu etkileşim türü oluşuyorsa iki tanecik arasında zaten biri polar diğer apolar olduğu için çözülme olayını beklemeyeceğiz. Peki buraya gelecek olursak. Amonyak polar, su polar. O yüzden birbiri içerisinde çözülmesini bekleyeceğiz. Öyle değil mi? Öncelikle buna karar verdik. Etkileşimin türüne gelecek olursak ikisi de polar diye dipol dipol deyip atlamıyoruz arkadaşlar. Neye bakıyoruz? Fon kuralına uyuyor mu? Amonyak uyuyor, azot var ve hidrojen var. Suya bakıyoruz, fon kuralına uyuyor mu? Evet bu da uyuyor. Oksijen var ve hidrojen var. Dolayısıyla her ikisi de bu kural uyduğu için etkileşimin türü hidrojen bağıdır dememiz gerekecek. Hemen birkaç tane örnek çözelim o zaman. Demiş ki biz aşağıda verilen madde çiftleri arasında çözelti oluşup oluşmayacağını ve tanecikler arasındaki etkileşimleri belirtiniz. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. İlkinde magnezyum nitrat var. Nedir bu maddenin türü? İyonik bir bileşik, dolayısıyla buradan iyonlar bekliyoruz. Su polar bir molekül, dolayısıyla buradan dipoller bekliyoruz. Şimdi çözünme var mı yok muya karar vermek için ilk bakacağımız şey şu. Eğer iyonik bir bileşik varsa polar yapılarda genellikle çözünür ama apolarlarda çözünmez. Dolayısıyla iyon ve polar, o zaman biz burada çözünme bekliyoruz. Peki etkileşimin türü nedir? Nedir arkadaşlar? Hemen zaten türler bize söyledi. İyon ve dipol arasında iyon dipol etkileşimleri oluşur tabii ki. Geliyoruz buraya, kalsiyum sülfür. Bak iyonik bir bileşik, kalsiyumu gördüğümüz anda yapıştırdık. Burada da karbon tetraklorür var. Apolar bir molekül yapısı. O zaman ne dedik? Burada çözünme beklemiyoruz. Peki çözünmeye sebep olamayan o etkileşimin türü nedir? İyonlar var ve apolar moleküllerden kaynaklanan indüklenmiş dipoller var. Dolayısıyla etkileşimimizin türü budur. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi varsa belirlediğimiz, burada yine çözünme beklemiyor olacağız. pH3 polar olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla dipol oluşturacak bize. C6H6 yani benzen bütün hidrokarbonlarda olduğu gibi bunun da apolar olmasını bekleyeceğiz. Çözünme var mı? Benzer benzeri çözer dedik. Bunlar benzemiyorlar. O zaman çözünmezler. Etkileşimin türü nedir? Polardan ötürü dipoller gelecek. Apolardan ötürü de indüklenmiş dipol yapısı oluşacak ve çözünme gerçekleşmeyecek. Geliyoruz arkadaşlar buraya. HCOH ve su arasındaki etkileşimler ve bunları yapılarını değerlendirmeye gelecek olursak, ikisinin de polar özellik gösterdiğini biliyoruz. Organik bir bileşikte OH varsa kesin polardı.
Suyun da polar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birbirlerine benzedikleri için birbiri içerisinde çözünecekler. Peki etkileşimin türü nedir bu durumda arkadaşlar? Şimdi şuna bakıyorduk. İkisi de polarsa buraya hemen dipol dipol demiyoruz. Ne diyoruz? Fon kuralına uyuyor mu? Her ikisi de fon kuralına uyuyor. Dolayısıyla buradaki etkileşimin türü tabii ki hidrojen bağı olmalıydı. BH3 ve pH3'e gelecek olursak bor bir 3A grubu elementi olduğu için apolar özellik gösteriyordu hidrojenli bileşiğinde, ama fosfor 5A grubunda, dolayısıyla da merkez atomda kalacak elektron çiftleri onun polar olmasına sebep oluyordu. Birbirlerine benzemiyorlar, dolayısıyla da birbiri içerisinde çözünmeyecekler. Etkileşimin türü biri polar diğeri apolar olduğuna göre birisi dipol diğeri de indüklenmiş dipolleri oluşturacaktır. Ve etkileşimimiz de tabii ki dipol indüklenmiş dipol olacaktır. Konuyu bitirirken o zaman neler yaptık? Şöyle bir değerlendirmeyi alalım. Maddeleri saf madde ve karışım olmak üzere iki temel başlıkta inceledik arkadaşlar. Saf maddeleri de element ve bileşik olmak üzere iki alt başlığa ayırdık. Karışımları da homojen ve heterojen karışım olmak üzere sınıflandırdık. Ardından bileşikleri belirli ayırt edici özelliklere sahipken ve formüllerle gösterilirken, bileşenlerin özelliklerini de göstermeyen maddelerken karışımların özel başlığıyla da çözeltilerin bunun tam tersi özellikler gösterdiğini, belli bir formüle sahip olmadığını, çünkü belli oranlarının olmadığını belirttik. Homojen karışımları tek fazlı görüntüye sahip olan maddelerken, heterojen karışımları birden fazla görüntüye birden fazla faza sahip olan karışımlar olarak sınıflandırdık. Ve heterojen karışımları basit, adi, süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve koloid olmak üzere alt başlıklar altında inceledik. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı asla unutmuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere.